Hadi be paşam. Bir çık da keserim şu kerainaklarının şerefsizin biletini. Aslan paşam be, paşam. Geçmiş olsun. Sağ ol baba. Biz gelirdik baba sana. Sen niye zahmet ettin buralara kadar? Allah bir daha düşürmesin evlat. Amin baba, amin. Musun amcayı yalnız bıraktı diye kendini suçlu hissediyor. Şükrü. Ne oluyor abi? Ya bırak artık kendini suçlamayı. Şükrü. O şerefsizler kafalarına koymuşlar bir kere. Sen orada olsan da engelleyemezdin. Allah korusun belki sana da bir şey olacaktı. Bana bak. Pişman olarak, yas tutarak hiçbir yere varamayız. Şimdi onlara döktükleri kanın bedelini ödetme günü. Duydun mu beni? Duydum abi. Bir geçmiş olsun yok mu? Geçmiş olsun. Hadi bana müsaade öyleyse. Davayla ilgili çalışayım biraz, işimiz daha uzun. Sağ olun Şamil Bey, Allah razı olsun. Her şey için teşekkürler. Görüşürüz. Vallahi Şamil. Hocam geç hadi. Buyur baba. Ben mi kullanacağım? Tabii. Ya siz... Paşam emanetin. Eyvallah. Ne zaman kaldırıyoruz kerayını? İlk fırsatta bitiriyoruz abi işi. İlk fırsatta. Bir mezbahası var. Adresini bulduk şerefsizin. Nasıl ki onlar bizim mekanımıza girdi, biz de onları kendi mekanına gömeceğiz abi. Gömelim paşam. Görsün bakalım kervancıoğlu kiminle dans ediyor. Peki ya sonra? Ne gibi baba? Diyelim kelaynağı mekanına gömdün. Ya sonra? Öncesi sonrası yok baba işte. Muhsin amcanın kanını yerde bırakmamış olacağız. Muhsin kimin yüzünden öldü zannediyorsun sen? Nasıl yani baba? Muhsin senin yüzünden öldü evlat. Benim yüzümden mi? Amma da yaptın baba ha. Sabır ve intikam evlat. Sen intikamı seçip kervancıoğlunun üstüne gitmeseydin o zavallı ihtiyar bugün yaşıyor olacaktı. Baba o şerefsizler bana iki kurşun sıktırdı, mezara attılar. Yetmedi hala öldürmeye kalkıyorlar. Yani yanlarına mı bırakacak? Evlat, öfke öfkeyi, kan kanı doğurdu. Asıl yiğitlik intikam almakta değil, tahammül gösterebilmektedir. İnsan buna nasıl tahammül gösterebilir ki baba? Onlar benim önce namusuma, sonra canıma kastettiler. Bak, bir kervancıoğlu seni içeri gönderdi, bir başka kervancıoğlu seni içeriden kurtardı. Yiğitlik budur işte. Asıl yiğit olan o kız. Babasının, kardeşinin can düşmanına karşı bile adil ve bağışlayıcı olabilmektir yiğitlik. Evlat, kimse babasının günahıyla yargılanamaz. Tamam tamam ben hallederim. Hadi bitir. Yavaş canım. Dikkat et. Ağrın falan var mı canım? Yok iyiyim sağ ol. Göreceksin söz veriyorum. Bunların hepsini unutturacağım sana. Tabii canım. Unutulur hepsi. Yeter ki sizin sağlığınız iyi olsun. Hadi Ender'cim. Hadi gel. Gel. Hadi. Sağ olun, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hadi hayatım. Bakıyorum yaptıklarından hiç de pişman olmuş bir halim falan da yok Nermin Hanım. Anne. İnsan bir özür diler. Saçmaladım, haksızlık ettim der. Nerede? Ben kimseye haksızlık falan etmedim Belkıs Hanım. İkimiz de bu çocuğun neden düşündüğünü gayet iyi biliyoruz. Nermin, lütfen. Şuna da bakın ayol, dili de bir karış. Sen kendi karnındaki çocuğa sahip çıkma, sonra da gel beni suçla. İyice ne delirdi bu kız, iyice ne?
Deliren birisi varsa o ben değilim Belkıs Hanım. Ne işiniz vardı odamda? Söylesenize. Ne yapıyordunuz odamda? Nermin'cim lütfen canım. Ne olmuş? Odana girmek yasak mı? Hiç boşuna nefesinizi tüketmeyin Belkıs Hanım. Bu yaşadıklarımın bütün sorumlusu sizsiniz. Ender! Çabuk bu saçmalığa bir son ver. Nermin tamam canım lütfen rica ediyorum. Ender hadi odaya çıkın siz. Anne ne gerek var ya? Niye böyle yapıyorsunuz? Saçmalama Filiz. Benim bir şey yaptığım yok. Görmüyor musun? Resmen bebek katili olmakla itham ediliyorum. Tamam da anne. Bebeğini düşürdü. Çok sarsıldı. Siz de biraz anlamaya çalışın. Şu an ne söylediğinin farkında bile değil o. Psikolojisi çok bozuk. Niye anlayayım Filiz? Nesini anlayayım bu saçmalıkların? Resmen katil diyor. Otur şöyle. İnan... İnanmıyorum Ender ya. Aklım almıyor. Bir insan nasıl bu kadar vicdansız olabilir ha? Nermin bak. Annem böyle bir şey yapabilecek kadar da acımasız bir insan değildir. Peki niye geliyordu bu odaya ben yokken? Sürekli bu komedinin yanında duruyordu. Aman ilaçlarını ihmal etme Nermin diyordu. Söylesene Ender niye? Beni çok sevdiği için mi? Bak tam da burada duruyordu. İlaçların olduğu yerde. Nermin hayatım bak gerçekten haksızlık ediyorsun. Ender ben haksızlık falan etmiyorum. Eğer haksızlık edilen birisi varsa o da benim. O kadın benim bebeğimi öldürdü ya. Annen değiştirdi ilaçlarımı. Değiştirmiş olsa tanımaz mısın hiç? Anlardın farklı olsa. Ender nasıl anlayayım? Her gün avuç avuç ilaç içiyordum. Bak gördün mü aynı işte. Tabii dün gece değiştirdi ilaçları ben yokken. Burada bırakacak hali yoktu ya. Hayatım bak biraz dinlen canım. Gel kötü günler geçirdin. Seni anlıyorum ama inan bana geçecek hepsi. Şimdi lütfen at bunları kafandan. Başka şeyleri düşünmeye çalış. Düğünümüzü düşün canım. Seni kimsenin mutsuz etmesine izin vermeyeceğim bir tanem. Sana söz veriyorum. Geldiler Celal Bey, geldiler. Nerede kaldınız be yavrum? Gözüm yollarda kaldı. Rahman babayı türbeye bıraktık anacığım. Anca geldik. Allah tekrarını göstermesin yavrum. Amin anacığım, amin. Geçmiş olsun. Allah bir daha düşürmesin oğlum. Sağ ol. Hadi gözün aydın Celal Baba. Sağ ol Şükrü. Sultan Ana, Mehmet'e yaptığın şu böreklerden biz de tadacağız değil mi? Nasıl da bilirmiş börek yaptığımı. Hadi geçin içeri, hadi. Geçin. Özlemişiz Allah Sultan Ana, ellerine sağlık. Şükrü, çok güzel olmuş lan. Hayırdır baba, durgun görünüyorsun. Bir durum mu var? Bundan beter bir durum mu olur oğlum? Cinayetler işleniyor. Bahçenden ceset çıkıyor. Kansızlık baba. Şerefsizlerin dümeni işte. İyi de oğlum. Sizin ne işiniz olur bu çeşit adamlarla? Mafya mısınız siz? Nesiniz? Baba ne işimiz olur bizim ya? Ne mafyası? O şerefsizler Muhsin amcayı tehdit ediyorlardı. Biz de korumak için evimizi aldık. Sonrası da malum işte. Peki niçin tehdit ediyorlardı ki? Siz nereden tanıyordunuz o ihtiyarı? Biz o adamlarla aynı arsaya talip olduk baba. Rahmetli de arsanın sahibiydi. Yani uzun mevzular. İşte. Demek ki öyle durup dururken korumaya almamışsınız ölen adamcağızı. Sizin de bağlantınız var. Öyle ya da böyle... Bir şekilde ölmesine vesile olmuşsunuz. Şimdi yakınlarına, eşine, dostuna bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Ya baba sanki suçlu bizmişiz gibi konuşuyorsun. Biz korumaya aldık bu şerefsizler öldürdü. Yani
Ortada hesap sorulması gereken birileri varsa onlar da belli zaten. Biz de Allah'ın izniyle hesabını soracağız. Gel benimle yukarı. Buyur baba. Ver şunu. Neyi baba? Mehmet. Ver şunu diyorum çabuk. Baba. Dediğim gibi oğlum. Kanı kanla temizleyemezsin. Kan kanı çağırır. Dediğim gibi ölüm başka bir ölümü getirir. Bak Mehmet, zaten böyleleri it sürüsü gibidir. Birini öldürsen onu gelir. Onunu öldürsen yüzü. Olan da böyle işte Muhsin gibi masum insanlara olur. İyi de baba, görmezden mi geleceğiz? Mehmet, sen polis değilsin, jandarma değilsin. Baba, polis değilim de yani... Bak oğlum, anlıyorum seni tabii. Acı çektin, için yandı. Ama yanlış yapıyorsun Mehmet, yanlış yoldasın. Nermin'i kaybettin diye, yüreğin yandı diye. Onunla alakası yok baba, ben o defteri kapattım. Mehmet, oğlum, gönül yarasının intikamı silahla alınmaz. Allah razı gelmez buna, olmaz, yakışmaz sana. Yarana tuz basacaksın. Acını kendi içinde dindireceksin oğlum. Başka çaresi yok. Ver bakayım şunu. Buna ihtiyacın yok oğlum. Mangal gibi yüreğin var çok şükür. Zalime de, zalimin zulmüne de yüreğinle karşı çıkacaksın. Silahınla değil. Thank you.